Evet efendim, herkese merhabalar. Yeni bir haftaya başladık. Ne güzel. Efendim, ikinci sokağa çıkma yasağı hafta sonundan sonra yeni bir haftaya başladık. Cuma günü gündük gülistanlık bir havadan. Pazartesi günü yine son derece kapalı, yine son derece rüzgarlı, Poyraz esen bir rüzgar eşliğinde haftaya başlamış bulunuyoruz. Chopin eşliğinde aynı zamanda. Ve bu hafta yeni bir kitaba başlayacağız. Niye böyle ellerimi şey yapıyorum bilmiyorum da yeni bir kitaba başlayacağız efendim. Küçük Çiçek. Lucy Havillo'nun çok güzel bir kitabı. Türkçe'ye ilk defa çevriliyor bu yazar. Ve bu kitabı Türkçe'ye ilk defa çevriliyor İspanyolca'dan. Ve benim bayıla bayıla okuduğum, ilk aldığım andan itibaren bayıla bayıla okuduğum bir kitap oldu. Bunu sizinle paylaşacağım bu kitabı hafta boyunca. Okumaya başlayacağım. Umarım hoşunuza gider. Hoşunuza gitmeyeceğini düşünmüyorum. Çünkü çok naif, çok basit bir hikayesi olmasına rağmen insanların endişeleri, depresyonları ve yani hayatla ilgili olabilecek küçük ayrıntıların aslında ne kadar büyük farklar yarattığına dair hikayelerden biri Küçük Çiçek. Çok seviyorum. İlk cümlesinden itibaren kapılarak okudum, öyle söyleyeyim. Hemen başlayayım. Çok fazla geciktirmeyeyim. Çok da fazla gevezelik etmeyeyim. Böyle küçük bir beşlik gibi ya da dörtlük gibi bir şeyle başlıyor kitap. Bu arada hemen şunu belirteyim unutmadan. Adını, itici gücünü ve mottosunu Sidney Beckett'in 50'lerin ünlü caz klasiği Petit Flore'undan esinlenen Havillo, anlatısında tüm yollar ünlü şarkının son dörtlüğüne bağlanıyor. Yani burada bir caz klasiğine ithafen yazılmış bir romanla karşı karşıyayız aslında, bir hikayeyle karşı karşıyayız. Bu anlamda da çok değerli bir hikaye. Başlıyorum efendim. Belki de hiç ölmüyor insanlar. Belki ölmek üzereyken ölümün namı önden geliyor. Bu sırada onlar ölüm düşüncesiyle ölümün doğası arasında sürekli sekerken hayat askıda devam ediyor. Bugünlere ne kadar uyuyor değil mi? Bu hikaye ben başka biriyken başlıyor. Kenti taşındığımızdan beri her gün olduğu gibi o pazartesi sabahı yine bisikletime binip yola koyuldum. Tünelin çıkışında viyadükten gelen yoğun hava akımının yüzüme vurmasıyla Antoniana'nın hep küçük kalacağı fikri aklıma düştü. Bu bende hem endişe hem de garip bir heyecan uyandırdı. Yokuş yukarı çıkarken tam da bunu düşünüyordum ki yoğun, siyah bir dumanın sütun gibi yükselerek bulutlara değdiğini fark ettim. Dikkatle bakınca şüpheye mahal kalmadı. Yangından kalan dumanlar 300 metre ileride sanayiye giden yokuşun tepesindeki havai fişek fabrikasından geliyordu. Fabrikanın çevresi polis, itfaiye ve sivil savunma araçları ile sarılmıştı. Emniyet şeridinin önüne doluşmuş birkaç çalışanı uzaktan tanıdım. Daha yakına gitmeye yüreğim el vermedi. Yoldan geri döndüm. Kendime tepeye tünemiş büyük bir ağaç buldum. Ağacın altına oturup gövdesine yaslandım ve olan biteni oradan seyrettim. Siren çalarak gelen devriye arabası kalabalığına televizyon kanallarının naklen yayın araçları da eklendi. Bunları izlerken hem fiziksel hem de ruhsal bir çeşit felç geçirdim. O ağacın altında ne kadar zaman öldürdüğümü söylemek imkansız. Fakat artan açlığım beni dünyaya geri döndürdü. Oradan ayrılırken ağzımla karmaşık bir tat vardı. Melankoli ile özgürlüğün birleşimi. İlk birkaç metre bisiklet yedeğimde yürüdüm ki geri çekilişim şüphe çekmesin. Laura'yı aradım ve ona işimin erken biteceğini söyleyip göl kenarındaki çardakta buluşmayı teklif ettim. Antoniana'nın birinci yaşını kutlamak için piknik yapacaktık. Açılır köprüyü bisikletle geçtim ve dere kenarında genelde işçi ve şoförlerin müdavimi olduğu lokantaya oturdum.
Kafamı toparlamak istediğimde sık sık bunu yapardım. Günün menüsünü istedim. Fırında dana eti ve patates. Karşımdaki çöp dağının ve üzerinde daireler çizerek uçan leş yiyicilerin görüntüsü beni hayatımın son birkaç yılının muhasebesini yapmaya itti. Birileri bir vakitler bana çok yetenekli bir çocuk olduğumu, tuttuğumu altına çevirebileceğimi söylemişti. Ömrümün yarısını, eninde sonunda bunun gerçekleşeceğine olan inançla bekleyerek harcamıştım. Hava açılıyordu. Rüzgar yön değiştirmiş olmalıydı. Sabahın boğulcu nemi yerini taze bir esintiye bırakmıştı. Antonia için hazırladığımız doğum günü kutlaması samimi ve eğlenceliydi. Hatta o kadar ki o yetişkin olana kadar ona bu piknik merasimini tekrarlamaya söz verdim. Göle inen basamaklara oturduk ve tost ekmeğiyle hazırladığımız sandviçlerimizi yedik. Bu lezzet aile boyu zaafımızdı. Böyle basit bir hikaye, çok güzel bir hikaye. Bu hafta boyunca Küçük Çiçeği okuyacağım, okuyabildiğim yere kadar. Ama bu kitabı mutlaka ama mutlaka almanız için tavsiye ediyorum. İnşallah yarın güneşli bir günde buluşuruz tekrar. Sevgiler.